Bursa Spor Trabzonspor maçı var. Maça doğru gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burası Altıparmak Caddesi. Neden buraya geldik? Nedenini birazdan göstereceğim arkadaşlar. Bak kırmızı ışığı geçiyor. Plakayı da alayım da. Pioneer. Burası arkadaşlar Çiçek Pasajı. Maçlardan önce biz burada toplanırdık. Burası hınca hınç dolu olurdu. Selamünaleyküm. Eskiden arkadaşlar burası önce hiç taraftar doluydu. Şu an görüyorsunuz. Eski halinden eser yok. Burada ne anılarımız geçmişti bizim ya. Burada şarkılar, türküler. Ama şu an bitmiş halde. Çiçek Pasajı'ndan çıktıktan sonra toplu halde buradan doğru, stada doğru yürürdük. Eskiden. Ve burası arkadaşlar. Burası Arap Parkı. Hemen stadın karşısına yer alıyor. Zaten bizim taraftarlarımız bilir. Burası taraftar kaynağıydı arkadaşlar. Gördüğünüz her yerde sokak araları dahil taraftarlar maç günü burayı inletirlerdi, meşalelerle, tezahüratlarla. Burada da toplanırdık. Burada da dostlarımızla, renktaşlarımızla içer, maç saatini beklerdik arkadaşlar. Burası Arap Parkı. Burada da çok güzel anılarımız geçti. Düşünsene burada binlerce taraftar bu alanda. Ama eski halinden bir eser kalmamış artık buralarda da. Buradan yavaş yavaş stada doğru gidiyoruz arkadaşlar böyle. Genelde maça yarım saat kala falan stada girerdik biz. Stadyum karşıda. Bizim Texas bayi hala ayakta. Yıkılmadım diyor. Hala ayakta arkadaşlar.
Herkes gider ben kalırım dedi herhalde o da. Ve burası arkadaşlar. Atatürk Stadyumu. Stadı bu halde gördüğüm zaman her Bursa Sporlu gibi ben de hüzünleniyorum. Benim de canım yanıyor. Vallahi şu an duygularımı pek de ifade edemiyorum arkadaşlar. Çünkü burada bir tarih yatıyor. Burası giriş kısmı. Maçı biz bu açıdan izlerdik arkadaşlar. Bulunduğumuz nokta burasıydı. Yıllarca buradan maç izledim arkadaşlar. Hemen arkadaşın durduğu yer Texas tribünü. Kapalı tarafı, karşı taraf eski Texas tribünü arkadaşlar. Radikal tribünü burada dururdu. Maraton karşıda, açık kale arkası. Hiç unutmuyorum. Babamızın omuzlarında burada maç izlerdik. Dedim ya burada koca bir tarih yatıyor arkadaşlar. Bu stat ne kupalar gördü, ne şampiyonluklar gördü arkadaşlar. Inter Toto zaferleri, kupa galipleri, zaferleri, Türkiye Kupası zaferleri, Şampiyonlar Ligi, UEFA. Arması için hapis yatan taraftarlar. Takımı için hapis yatan başkan. Buranın bir ruhu var. Şu an bile burada o ruhu hissediyorsunuz arkadaşlar. Hani bu stadı yıkıyorlar. Bu güzelim stadı yıktılar. Bir tarihi burada yok ediyorlar. Ama şu Tower Plaza yıllardan beri burada bomboş altı halde duruyor arkadaşlar. Bunu yıkan yok. Anılarını tazelemeye gelen bir başka bir taraftar. Bu akşam Bursa Spor Trabzon Spor maçı var arkadaşlar. O maça gitmeyeceğim. Fosilim olduğu halde o maça gitmeyeceğim. Niye gitmeyeceğim derseniz arkadaşlar. Belki de Türkiye'nin, belki değil, Türkiye'nin en iyi stadyumu, stat olarak mükemmel bir stat yapıldı. Ama o stadın ruhu yok. O stadda ruh yok arkadaşlar. Texas tribünü kılıçlı pankartını buradan kaldırdı. Artık tribünlerde olmayacak. Bir nevi türbin kendini feshetti arkadaşlar. Üzülüyorum, duygulanıyorum. İnternet başında klavye delikanlıları eski abilerine, türbüncü abilerine saydırıp duruyorlar. Belki haklılar. Eski abilerimizin de hataları olmuştur elbet. Olmamış diyemeyiz. Ama soruyorum. Yeni nesil genç Bursa Spor taraftarları ne yapıyor? Şu an statlarımız bomboş. Bugün Trabzon maçı büyük ihtimal boş olacak. Zaten bilet satışları onu gösteriyor. Ne diyeyim? Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar.
Burası Bursa Atatürk Stadyumu. Burada o ruh hala var arkadaşlar. Bursa! Yeşil! Yeşil! En büyük! En büyük! Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tarih burada son buldu. Şunu da söyleyeyim. Her inişin bir çıkışı vardır. Umarım küllerimizden tekrardan doğarız arkadaşlar. Hoşçakalın.